sevgili seyirciler, Çek üretici Skoda Volkswagen çatısı altına girdikten sonra büyük bir atılım içine girdi ve her 6 ayda bir yenilik duyuracağını açıklamıştı. Bunu da gerçekleştirmeye başladı. Hem yeni ürünler, yeni modeller, yeni motorlar ve yeni şanzımanlar Skoda ailesine katılmaya başlandı. Yeni modeller derken arkamda görmüş olduğunuz B segmentinde Skoda Rapid'i lanse etti. Bunun da bu hafta biz 1.6 litrelik DSG şanzımanlı versiyonunu test edeceğiz. Sedan segmenti yeni modellerin eklenmesiyle her geçen gün biraz daha kızışıyor. İşte onlara eklenen araçlardan bir tanesi Rapid, Skoda'nın B sedan segmentindeki yeni aracı bir süre önce lanse edilmişti. Biz de internetten takip edenler için bu araçla İzmir'e doğru gidip bir test yapmıştık yakıt tüketimiyle ilgili. Şimdi ise aracı size tanıtmak adına, sürüş izlenimlerimizi aktarmak adına bir test yapıyoruz. Rapid bildiğiniz gibi ilk kez Türkiye'de 2012 Auto Show'da tanıtılmıştı. 2013 yılında ise satışına başlandı. Skoda Volkswagen altyapısına geçtikten sonra tasarım anlamında başarılı modeller çıkarmaya başladı. Hem yeni motorlar hem yeni şanzımanlar. Seat Toledo ile aynı platformu kullanıyor Skoda Rapid. Kardeş araçlar, ancak tasarımda tabii ki farklılıklar var, ayrışmalar var. Bunun dışında iki araç da ikiz kardeş kadar birbirine yakın diyebiliriz. Genel olarak baktığımızda araçta daha keskin, daha köşeli hatlar kullanılmış. Bu da aracın daha ağır başlı durmasını sağlıyor. Özellikle köşeli farlar, onun altına yerleştirilmiş büyük dikdörtgen sis farları. Elegans donanım paketinde bunlar tabii ki mevcut. Dolayısıyla araç güzel gözüküyor, daha oturaklı gözüküyor. Öndeki tasarım Skoda'nın yeni tasarım felsefesini, yeni tasarım anlayışını yansıtıyor. Bu çizgiler tabii ki arkaya kadar devam ediyor. Arkada stop grubu da aynı şekilde sonlanıyor. Stop grubunun içine baktığımızda o ters C uygulamalarını görüyoruz. Plakanın içindeki keskin hatları yine Skoda Rapid'de görüyoruz. Rapid'in iç mekanına baktığımızda açık renkli döşemeler ve ön konsol size ferah bir hava yaratıyor. Yeni modellerde eklenen buradaki metal görünümlü parça ise yine daha şık gözükmesini sağlamış. Rapid'de torpidoya baktığımızda sert plastik malzeme kullanmış, ancak görsel anlamda rahatsız etmeyen bir unsur. Ancak ilerleyen dönemde bu sert plastik malzemeler tüm modellerde, tüm markalarda olduğu gibi ses yapar mı onu bilemiyorum. Aracın koltuklarına baktığımızda rahat bir yapısı var, ancak sizi de yeterli derecede sarıyor. Dolayısıyla konforlu bir sürüş sağlıyor sürücüsüne. 3 kollu direksiyon simidimiz var. Ele iyi oturuyor. Ayarlarını rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Bu direksiyon simidinin üzerine sol tarafta ses sisteminin düğmesi yerleştirilmiş. Sağ tarafta ise menü düğmesi var. Buradan menülere ulaşabiliyorsunuz. Orta bölüme baktığımızda müzik sistemini görüyoruz. Onun altında klimamız mevcut. Onların altında ESP off tuşunu görüyoruz. Buradan ESP off tuşunu harekete geçirebiliyorsunuz. Onun yanında kapı kilitleri var ve bir yanda ise rezistans düğmesi yerleştirilmiş. Altta geniş bir alan var. Buraya ufak tefek eşyalarınızı koyabilirsiniz. Minik içeceklerinizi yerleştirebilirsiniz. Ve en önemli şey, aracımızda 1.6 litrelik TDI, yani dizel bir ünite bulunuyor. Bu dizel ünite herkesin beklentileri doğrultusunda, son dönemdeki trendler doğrultusunda DSG şanzımanla kombine edilmiş. Yani çift kavramalı bir şanzıman var. Dizel otomatik taleplerini karşılayacak bir model Skoda Rapid.
5 segmentte yer alıyor demiştik Rapid için. Rakiplerine baktığımızda bazılarında cam açma düğmelerinin orta bölüme yerleştirildiğini size anlatmıştık. Rapid'de ise standart olarak sol tarafta sürücünün hemen yanına yerleştirilmiş kapı kolunun içinde bulunuyor. 4 cam otomatik buradan kumanda edebiliyorsunuz. Aynı zamanda rakiplerinden ayrıştıran bir başka özelliği ise 530 litrelik bagaj hacmi. Hem de yolcuların diz ve baş mesafelerine baktığımızda ise oldukça ferah bir yapısı olduğunu söylemek lazım. İçeride oturduğunuzda çok rahat ediyorsunuz. Arkada oturan yolcular için de ferah bir alan mevcut. Skoda Rapid'in yani test aracımızın motor kaputunun altında 1.6 litrelik TDI bir dizel ünite bulunuyor. Bu motor 4400 devir dakikada 105 beygir güç üretirken 1500-2500 devir dakika aralığında 250 Nm tork değeri sunuyor sevgili seyirciler. Sıfırdan 100'e hızlanmasını 10.6 saniyede gerçekleştiriyor. Fena bir değer değil bu. Maksimum sürati ise saatte 190 km. Fabrika tüketim verilerine baktığımızda ise tüketim değeri olarak karma kullanımda 4.4 litre veriliyor. Biz bu araçla İstanbul-İzmir-Çeşme-İstanbul rotasını yapmıştık. Hatırlayanlar olabilir diye söylüyorum. İstanbul trafiğine girdik, İzmir trafiğine girdik. Kullandığımız yollarda maksimum hız limiti, kanunların müsaade ettiği hız limiti neyse onu yaptık. Klimayı hiç kapatmadık. 4.0 litrelik bir ortalamayla ve 1350 kilometrelik bir menzil yaparak bir depoyla geri dönmüştük. 55 litrelik de yakıt tankı var bu aracın. Onun da altını çizelim. Rapid'de hafif sert süspansiyonlar var. Bu özellik tabii ki Rapid'in yol tutuşunu arttırıyor. Virajlara girdiğinizde herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ancak şunu belirtmek lazım. Tabii ki her araç limitleri dahilinde tutuş sergiliyor. Siz fizik kurallarının ötesine geçmeye çalıştığınız anda araç önden ya da arkadan kaymaya başlayabiliyor. Sizin yapmış olduğunuz hareket, hava şartları, yol şartları bunda etkili faktörler. Aracımızda ESP standart, tabii ki yol tutuştaki pozitif etkenlerden bir tanesi aracımızda elektronik stabilite programının bulunması.